26 Ekim 1 Kasım Başak burçları, umarım hayat size daha güzellikler, daha yenilikler getirsin istiyoruz. Çünkü gerçekten insanlardan ciddi anlamda hani bir kırgınlık aldınız ve içinizdeki insanları yanlış tanımışım. İş yerimdeki ve çevremdeki insanları ben kol kanat olmak isterken onlar benim kuyumu kazmış diyeceğimiz bir hafta yaşayacaksınız. O yüzden bence bu bile sizi mutlu etmeli. Ne kadar çok rakibiniz varmış. Ne kadar arkanızdan kuyunuzu kazmak isteyip öğrettiğin insanlar varmış. Demek ki bu kadar başarılısınız. Siz içinizdeki düşüncenizle devam edin. Ve gerçekten de hayalleriniz ve işinizle ilgili istediğiniz en o noktaya erişeceksiniz. Sadece sabrınızla sınanıyorsunuz. Sınandığınız sabırda yoruldunuz. Hiçbir sabır yorulacak bir yaşam değil. O yüzden sabra devam edin diyorum. Evet, özellikle sizin için şunu demişim. Yeni farklı hobiler edinebilir. İnsanların gereksiz tavırlarından uzaklaşabilir. Ne bileyim, pilates, yoga, meditasyon, su terapisi, yani farklı enerjilerle uğraşacaksınız. Hatta kendiniz yüksek bir eğitim almak istiyorsunuz. Bununla ilgili kafanızda planlarınız var. Bunların tadını çıkartın diyorum. Son zamanlarda da farklı işlere ve ortaklı işler içerisinde olan bazı Başak burçlarında çok güzel bir oluşum var. Bu oluşumu doğru değerlendirdiğinizde işinizde büyüme, planladığınız yere geçme, farklı bir mekanı açma gibi oluşumlarınız söz konusu olacak. Bu da size çok keyif verecek. Bence bu hafta bunların araştırmaları ve bunlarla ilgili gelecek haberler sizi çok mutlu olacak. Özellikle banka, büyük alanda çalışan Başak burçlarında bir yer değişimi ve bu yer değişimi sizin için hayırlı olacak. İşsiz olanlarda da bir tanıdığınızın aracılığıyla çok hayırlı bir iş kapınız olacak. Özellikle devletten bir beklentiniz varsa, devlet işine girmek istiyorsanız bununla ilgili sınavlara hazırlıklı olup bir dahaki sene bu konular daha aydınlık olacağını söyleyebilirim değerli Başak burçlarım. İlişkilerinizde, özellikle sevgili ilişkilerinizde bu hafta keyifli alacağınız, sizi mutlu edecek, daha böyle onure edecek sözler duyacaksınız. Çok uzun süredir bunlara ihtiyacınız vardı değerli Başak burçları. Farkında olma ve biri tarafından ilişkimizde ödüllendirilmek istiyordunuz. Bu hafta bu enerjiyi yaşayacaksınız. Bu da size çok güzel gelecek diyorum. Sevgilinizde ufak bir tatil planı içerisinde olabilir ya da eşinizde ufak bir kaçamak size iyi gelecek. Çocuklarınızla ilgili bazı Başak burçlarında tedirginlik var. Eğitimleri nasıl olacak? Bunlar evde ben yapamıyorum. Çocuklarınızın gelecek hayatıyla ilgili hiç korkmayın. Onlar zeki ve ne istediklerini bilen çocuklar olacak. Bence siz abartıyorsunuz. Çocukları sakin bırakın değerli Başak burçlarım. Özellikle birinci ve zemin katta olan bazı Başak burçları, ilk iki sırada oturan, yani birinci zemin kat, onun altı, ev değişiminiz gerçekleşecek. Çünkü ev beni daraltıyor demişsin. Özellikle üst kat 3, 4, 5, 6. kat yüksek katlarda oturan bazı Başak burçlarında da ev alımı kararı verip yeni bir evin muradını aydınlığa kavuşturacaksınız. Sizin de kendi köklerinizle ilgili uzun süredir çözülmesini istediğiniz mal konuları var ama bu yasa biraz sizi bekletiyor. Biraz daha bekleyeceksiniz ama burada çok ciddi paralar alacaksınız. Hak ettiğiniz evrelerin aydınlanması var. Evinizde erkek çocuk, erkek kardeş ya da oğlunuz varsa araba sorunu var. Bu araba konusunu çözmeniz lazım. Her gün vıt 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 etmeye başlayacak. Hadi bakalım değerli Başak Burçlu büyükleri. Çocuğunuza ait arabanızın sözünü verdiniz. Şimdi bu sözü tutma zamanı diyorum. Çünkü çocuğunuz size çok inanıyor. Lütfen bunu çözün. Şu bazı Başak Burçlarına demişim ki yatağımdan, odamdan, evimden hiç çıkmak istemiyorum. Sessizlik ve sadece yorganı üstüme kapatıp uyumak istemiyorum. Beni hayat yordu diyorsun. Hayat kimseyi yormaz, siz yorgunsunuz. Evet, dinlenmeye ihtiyacınız olabilir ama siz çok çalışan bir insansınız. Fazla da abartmayın diyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli Başak burçları. Günlük astroloji ile ilgili benimle ilgili takip etmek istediğiniz sayfa Instagram'da astrolojiden ne haber? Diğer sayfamızda e-akkaya official. Ama günlük burçlarınızla ilgili merak edeceğiniz sayfam astrolojiden ne haber? Evet, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgi sizin gözünüzün bakışı olsun. Her baktığınızda kendinizi sevmeyi unutmayın değerli Başak burçları. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.